Benim gözlemlediğim kadarıyla hafta içerisinde Ersun Hoca'yla bir sohbet yapma imkanı bulduk. Ersun Hoca gidişattan, şu anki gidişattan memnun. Ama şunu ısrarla söylüyor ve bence bu çok önemli. Bizim ligin devamı ve sonuyla ilgili bir şey konuşabilmemiz için çok çok erken evet. diyor. 6 hafta bize hiçbir şey göstermez. Şimdi öyle bir hava var ki Beşiktaş gitti. Hani dışarıdaki havayı söylüyorum. Fenerbahçe'nin içinde bu hava yok ama Beşiktaş gitti. Galatasaray zaten sallanıyor. Yıkılmak üzere. E, Trabzon sakatlıklar. Başakşehir yavaş yavaş toparlanıyor ama bu sene onlar da sıkıntılı. Bu sene biz alırız götürürüz. Ersun Hoca çok temkinli. Bak Ersun Hoca biliyorsun genelde hep ifadeleri şöyle olur. Biz şampiyon olacağız. Diğerleri sıralamayı belirlesin. Fenerbahçe Alacak götürecek diğerlerini beni ilgilendirmiyor. Ben diğerlerinin maçlarına bakmıyorum filan gibi böyle hep iddialı değil mi? Ersun Hoca'yı hep öyle tanıdık. Geçen sezon bile ikinci yarının lideri olacağız dedim. Şu anda kullandığı ifade diyor ki ligin sonu için hiçbir şey konuşamayız. Bence bu çok değerli ve çok önemli. Bunu neden söylüyor? Kendi takımına güvenmediği için değil. Yine söylüyor biz şampiyon olacağız diyor. Ama insanların diğer takımların tamamen sanki yarış dışı kaldığı, 6 hafta itibariyle Beşiktaş'ın havlu attığı, Trabzon'un çok zor toparlanacağı falan gibi düşüncelerle yaklaşması, düşüncelerle yorumlar yapmasına da açıkçası çok katılmıyor. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe bu bilinçle e, devam ediyor. İçeride gördüğüm hava tamamen bu şekilde. Ve tamamen kendi işine odaklanmış durumda. Mesela Ersun Hoca'ya şeyi sorduk. Dedik ki, hocam Alanya Spor maçıyla ilgili bir başvuru oldu tekrar konusunda filan emin olun dedi. Biz burada bu konuyu tek kelime dahi konuşmuyoruz dedi. Yönetim bir başvuru yaptı. Bir kural var ortada. O kural uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? O tamamen yönetimle federasyon arasında olan bir durum. Biz bunu çünkü futbolcuları indirir indirirsek farklı mental problemler yaşayabiliriz dedi. Yani sahaya odaklanmamız lazım diyor. Tamamen sahaya odaklanmış durumdalar. Şimdi Fenerbahçe, <laughs> affedersiniz. Ee, Fenerbahçe 6 hafta itibariyle çok zorlu bir fikstürden çıktı. Bunu e, tek tek değerlendirdiğimizde yani deve dişi gibi takımlarla oynadı. Galatasaray deplasmanı, Başakşehir deplasmanı, Alanya deplasmanı, içeride Trabzon. Bunlara da puan kaybetti ayrı bir şey ama sonuç itibariyle baktığında şampiyonluk yaşamış takımların hepsi önde tamamladı. Bu 6 haftalık süreyi bu. Kendisi açısından zorlu geçen bu süreyi. Şimdi nispeten Favori çıkacağı maçlar oynayacak. İşte içeride Antalya deplasmanda Denizli. Elbette bunlarda puan kaybedebilir, sürpriz olabilir ama sonuç itibariyle maç öncesinde konuştuğumda 100 kişiye sorsam 90 tanesi der ki Fenerbahçe favori bu maçlarda. Ee, bunu avantajı çevirebilecek mi, çeviremeyecek mi sezon sonuna kadar? Bir Beşiktaş maçı var. Şampiyonluk yarışındaki rakipleri arasında bir Beşiktaş maçı var. Onun için de çok böyle Fenerbahçe bu maçta çok zorlanır diyeceğim. Bu maçı kazanamaz diyeceğim bir maç yok. 11 tane maç var. Bir tanesi Beşiktaş, geri kalan onun da Fenerbahçe maça favori çıkacak. Bunu ne kadar avantajı çevirebilecek Fenerbahçe için soru bu. Şimdi Antalya maçıyla bir süre, süreç başlıyor. 15 gün ara var ama Antalya maçıyla başlayan süreç şu. Artık Fenerbahçe'nin bir galibiyet serisi yakalaması lazım. Futbol olarak, tekrar söylüyorum, hem camiayı hem de bence futbol otoriterlerinin büyük çoğunluğunu memnun eden ee, bir futbol oynanıyor şu an itibariyle ama puana yansımış durumda mı hayır bugün Fenerbahçe Antalya ile berabere kalsa evet Galatasaray kazansa gençler Birliği aynı puandalar yani milyarı aynı puanda girecekler performans anlamında değil belki ama e, puan olarak, anlamında daha çok erken bazı şeyler Aynen, aynen öyle ama Fenerbahçe'nin oyunu bize şunu gösteriyor ki Fenerbahçe şampiyonluk konusunda hayli iddialı olacak Bundan sonraki süreçte. E tabi bu arada şunu da ifade edelim. Yani bu 6 hafta geçen zorlu süreç, zorlu fikstür dedik. Bu zorlu süreç Mozes'ın, İslam'ın, Hasan Ali'nin olmadığı, stoperlerin hazır olmadığı, Jailson gibi orada yeni bir yıldız çıkardı Fenerbahçe stoper olarak. Jailson'un çıktığı, e, son hafta Geri Rodriguez de olmadı, Fenerbahçe kanatsız oynadı. Hiç hücum oyuncusu, kanat oyuncusu yoktu. E, genel olarak baktığımızda Sıkıntılara rağmen iyi bir süreç atlatıldı. Şimdi bu süreci artık puan, yani nakite çevirmek, puan'a çevirmek Fenerbahçe'nin elinde. Çünkü rakipleri dediğim gibi e, nispeten daha e, alt seviye, nispeten daha e, düşük güçte takımlar. Şeye gelecek olursak da yani bu akşam nasıl bir 11, nasıl bir kadro? E, ben derbiden farklı bir 11 beklemiyorum şu an itibariyle. Bir muhtemel 11'imizi de ekranlara getirelim. Bizlerin hazırladığı muhtemel 11'i Fenerbahçe'de. Kaleci Altay'ın oynamasını bekliyoruz. Savunmada İsla, Zanka, Jailson, Dirar dörtlüsü olması bekleniyor. Ön liberoda Emre Belezoğlu ve Gustavo. Hemen onların önlerinde orta sahada Ozan, kuruze Tolga ve ileride Vedat Muriç 11 ile sahada Aynen. olmasını bekliyoruz. Derbi 11 bu. Derbi 11'i. Geçtiğimiz cumartesi Galatasaray'a karşı çıkan 11'in aynısı. Ben de böyle bekliyorum eee bir darbe almıştı. 45. dakikada oyundan çıkmıştı Galatasaray maçında ama herhangi bir problemi yok. Bu akşam oynayabilecek durumda. Ozan ve Tolga'nın kanattaki performansları her ne kadar hücumda çok üretken olmasalar da devamlılıklarıyla ve mücadele güçleriyle takıma katkı sağladıkları için Ersun Hoca tarafından geçer not almış durumda ve yerlerinde bir değişiklik beklenmiyor. belki bu 11'in içine bir Deniz Türüç, belki bir Ferdi Kadıoğlu düşünülebilir ama şu an itibariyle Ferdi Deniz de Orhan Tolga'nın önüne geçecek seviyede değil. Hoca en azından öyle bakıyor. Hocanın gözünde de o şekilde. Şimdi onu soracağım. Antrenmanı takip ettiniz. Sonrasında bir sohbet toplantısı gerçekleştirdiniz. Evet, Deniz Türüç derbi mücadelesinde oyuna girdi. Ardından alındı. Hoca maçtan sonra bu tarz hamleler bu sezon çok göreceksiniz dedi evet. ama tabii bizim alışkın olduğumuz hamleler çok da değil Volkan. Nedeni nedeni şu evet. Şu, ben de hiç hatırlamıyorum. Yani Fenerbahçe en son Uğur Moral bir 20. dakikalarda oyuna girip 70. dakikada çıkmıştı. O da bir sene futbol oynamamıştı. Yani 90 dakikayı çıkaracak hali kalmamıştı. Bundan 6-7 sene önce başka da var mı hatırlamıyorum. E, Deniz Türücü'nün sebebini şöyle açıkladı hoca sohbette. Onu söyleyeyim. Dedi ki o esnada e, Galatasaray'a top vermiyoruz. Galatasaray bizim sahamızda çok fazla gelemiyor maçın son dakikalarında. Ama biz de sürekli top kaybediyoruz. Bakıyorum diyor sahaya. Herkes top kaybediyor diyor. Bir tane top kaybeden adamı çıkarıp yani o top kaybı yapan adam sayısını azaltmam gerekiyordu diyor. Hmm. Çıkarıp topu ayağında tutma ihtimali daha fazla olan bir oyuncuyu sokmam gerekiyordu dedi. Ve orada da Deniz Türücü tercih ettim dedi. Yani hani sonradan girmiş olmasına rağmen ona bakmadan Deniz Türücü tercih ettim ve Tolga'yı, Tolga Yarslan'ı Tolga oynattım dedi. Böyle baktım olaya dedi. Buna benzer uygulamaları yapabilirim dedi bundan sonra da. Onu da söyledi e, sohbet toplantısında. O yüzden buna çok takılmayın dedi. Yani ben Deniz'i şimdi kaybettim. Denizli ben tamamen kesinlikle öyle bir durum yok dedi. Ee, önümüzdeki maçlarda yine kullanacağım dedi. Ee, biz yeni bir takımız diyor. Bak o vurgu çok önemli. Biz yeni bir takım. Yani şurada bak tek tek say. Altay yeni. Zanka yeni. Evet. Gustavo, Emre, Kuruze Tolga, Ozan, Mur. Hepsi bunların geçen sezon oynamayan oyuncular. Dirar devre arasına kadar kadro dışı. Jason da stoper oynamıyordu. Yani baktığında İssa dışında evet. şu takımda tamamı yeni. Herkes mevkisinde yeni ya da... Mevkisinde yeni olanlar var bir de yeni transfer olanlar var. Aynen öyle çok doğru söylüyorsun. Yani genel olarak baktığında bu takımın böyle bireysel hatalar yapması çok normal aslında. Deniz'in işte çok pas hatası yapması da normal. Aynı dili konuşmadıkları için henüz takımla futbol dilinden bahsediyorum. Ee, ya da başka bir oyuncunun işte Kruze'nin gol atamaması da şu ana kadar normal bence. Gustavo'nun Emre'yle tam uyumlu olmamış olması da normal ki derbide çok iyi oynadılar. Bence ama. uyumu yakalamışlar ya da yakalamak üzereler. En, en azından en hızlı gelişim evet. gösteren ikili onlar bence de. Ee, bir yan yana hiç oynamamış iki oyuncu olmasına rağmen e, derbide çıkıp e, harika mücadele Bana ettiler. E, sanki yeni bir ikiliymiş gibi gelmedi. O yüzdenimi bırakmadı bende derbi mücadelesi. Şundan dolayı o e, yani ikisi o kadar üst düzey oyuncu ki yani hakikaten onu sağda görüyorsun, hissediyorsun. Şimdi Galatasaray'da da mesela derbide bakıyorum. İstedikleri kadar eleştirsinler mesela. Belhan da çok farklı bir adam. Diğerlerine göre ayrılıyor. Yani baktığında topu ayağına aldığında bir şeyler yapma ihtimali, işte o arapasını, işte ne bileyim uzun topu atma ihtimali olan en yüksek oyuncu gibi görünüyor. İşte bu tip oyuncular, yani ben profesör diyorum, hani futbol profesörü diyorum. Bu tip oyuncular çok kısa, çok çabuk uyum sağlayabiliyorlar takımlara. Gustavo da Emre ile çok ciddi, çok kısa vadede uyum sağladı açıkçası. Orada bir problemden bahsedemeyiz. Ozan gerçek bölgesinde oynamıyor ama bence iyi bir iş çıkardı Galatasaray maçında. Belki son anlarda, yani son toplarda dikkatli olsa daha iyi olabilirdi. Tolga aynı şekilde, Tudor dışında çok fazla Galatasaray'da görmedik o bölgede onu. Ama e, orada bence fena oynamadı. Kuru yine aynı şekilde e, çok koştu. Yani bir on numaradan beklenmeyecek seviyede. Hatta bir on numara da değil. Bir forvet oyuncusundan beklenmeyecek seviyede baskı pres yaptı. Vedat Murici zaten söylemiyorum. Yani o geliyor. Ceza sahasının önden topu alıyor. Atağı başlatıyor. Geliyor ceza sahası içine rakip ceza sahası içine topa vuruyor. Öyle bir <laughs> yani o farklı bir boyutta bir oyuncu. Tek tek baktığında iyi bir kadro, iyi futbolculardan kurulu bir kadro. Ama bu tip kısa devreler olacak. Deniz Türüç gibi ee, kısa devreler olacak. Deniz'in de ben kalitesini, e, çok Fenerbahçe seviyesinin e, olduğunu düşünüyorum. Çok yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. İlerleyen haftalarda mutlaka yine sağ önde veya sol önde veya on numarada izleyeceğiz. Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak çok e, doğru bir oyuncu, çok doğru bir transfer. E, kadro dediğim gibi bu şekilde yani bu... E, Antalya Spor maçı da olsa, Galatasaray maçı da olsa aynı 11 olur mu? Mesela bu soru çok geliyor. Şimdi biraz defansif kalırım bu kadro Antalya Spor? Çünkü ile karşılıklı oynuyorsunuz. Bence defansif kalmaz. Yani çok e, Galatasaray maçında defansif kalmadı bu kadro. Evet ama ile şöyle hani kafa kafaya bir oyun oynadınız. Onlar da oynamak istedi, siz de oynamak istediniz. Şimdi e, Antalya karşısında Fenerbahçe kapanan bir takıma karşı Ozan Tolga hmm. kanatlarıyla ne, ne kadar üretken olabilecek? Bu kafamda benim soru işareti. Bu bir. İkincisi Ersun Hoca peki bunun dışında ne yapabilir sorusu? Mozus yok. Son antrenmana da katılmadı. Evet. Geri Rodriguez yok. O zaten yani milli takım arasından sonra işte Denizli maçına hazır olacak. Mozes da aynı şekilde. Hasan Ali Kaldırım Amerika'da. Yani evet o hani defansif bir kanat oyuncusu. Hücumdakilerden bahsedecek olursak Ferdi ve Deniz var. O bölgelerde oynayabilecek. Yani Ozan ve Tolga'nın performanslarını düşündükçe açıkçası ben de Ersun Hoca'nın yerinde olsam bu şekilde başlarım. Ha sonrasında baktım kilidi açamıyorum. O zaman Deniz'i, Ferdi'yi oyuna e, sokabilirim ama bu başlangıç bence de doğru başlangıç gibi gözüküyor şu an. Peki itibaren. Volkan, e, Zanka-Jailson ikilisi özellikle Zanka değil ama tabii ki Jailson. Bu sezon Jailson'un mevkisi stoper mi? Direkt yani Ersun Hoca ile çok yakın sohbet ettiğimiz için direkt Ersun Hoca'nın ağzını anlatayım. Diyor ki. Eminim sormuşsunuzdur bu soruyu. Çünkü. Tabii ki. Yani zaten kendisi getiriyor konuyu sürekli Jason'a. Jason'un performansı muhteşem diyor. Ben bu adamı nasıl kesip de oraya bir stoper koyabilirim diyor bu performansı gösterirken. Aynen bunları söylüyor. E, ifadesi i̇fadesi şu. Hızlı, çabuk, oyun kurucu ve oyun bilgisi yüksek. Eksikleri hava topu. Ve defansif olarak pozisyon bilgisi. Jailson iyi bir stoper diyor. O zaman ben şunu anlıyorum. Jai savunmaya e, hocanın ilk yazdığı isim Jailson. Kesinlikle. Zanka bile değişebilir ama Jailson Kesinlikle. değişmez. Kesinlikle öyle. Bunu da şöyle anlatıyor. E, malum bu sezon itibariyle avut atışı kuralı değişti biliyorsun. Evet. Artık kaleci ceza sahası içindeyken de kendi oyuncusuna topu verebiliyor. Ki oradan Fenerbahçe bir gol yedi biliyorsun Jailson top kaptırdı Alanya maçında. Hatta işte kural hatası vesaire tartışıldı. Orada hoca diyor ki artık her takım bunu yapmak zorunda diyor. Topu ceza sahası içinde buluşturduğun anda oyun kurulma kabiliyeti yüksek oyuncuyla oyunu Çıkmak başlatmak zor. zorundasın diyor. Jason da bu noktada çok önemsiyor. Yani yeni kuralla birlikte çok önemsiyor. Ben uzun süre eğer çok büyük hatalar yapmazsa Jason'la devam edeceğini düşünüyorum. Çok kısa bir reklam aramız var Volkan. Reklamların ardından devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın.